Kıymetli Hindistan'dan paylaşımlar takipçileri, Hatay'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar, burası gördüğünüz biber bostanı, biber bahçesi. Ve burada topladığımız irileşmiş kırmızı biberlerin bir kısmını biber salçası, bir kısmını da kurutup kışın dolma yapacağız. Bu videoda da biber salçası, Hatay'a özgü, Hatay usulü biber salçası nasıl yapılır, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk olarak biberleri, olgunlaşmış biberleri toplayarak başlıyoruz. Arkadaşlar, biberlerimizi topladık. Bunları bir gün bekleteceğiz. Beklettiğimizde yeşiller de kızaracaktır. Ondan sonra biber salçası yapımına geçeceğiz. Biber salçası yapmak için biberlerimizi topladık. Daha sonra burada ikiye bölüp belli bir süre kurutacağız. Ondan sonra da makinede çekip biber salçamızı hazırlamış olacağız. Evet, gördüğünüz bu biberler de ortadan ikiye yarılıp 3 gün burada kurutuluyor. Hava durmadı. Hava sıcak şimdi. Evet. Yoksa kırmızı kurumaz. Evet. Hava sıcak olduğu için 3 günde kuruyor. Ondan sonra bu yıkanıyor. Kasalara doldurulup ondan sonra çekiliyor. Evet. Sesinize mi getiriyor? Evet, sesinize geldi. Bu. Kemal amca da bu işin profesyoneli maşallah. Duyuyor musun yani kendini? Evet. Arkadaşlar, kuruttuğumuz biberleri burada yarı kurutulmuş biber. Burada da gördüğünüz tam kurutulmuş biber. Şimdi bunları makinede çekip biber salçası yapacağız.
Hatay'a özgü biber salçamız hazır. Biraz tuzlayıp ikinci defa gene çekeceğiz. İkinci defa çektiğimiz zaman daha da incelecek. Ondan sonra da dama kurutmak için kaldıracağız. Kuruduktan sonra da salça biber biber salçası hazır olmuş olacak. Evet, sonunda biber salçamızı çektik. Şimdi bunu kurumaya bırakıyoruz. Burada 3-5 gün kalacak. Geceleri üstü örtülecek. Günde birkaç kere karıştırılacak. Suyunu çekmesi sağlanacak. Daha sonra kavanozlara doldurulup kışın yemeklerde veya direkt zeytinyağıyla beraber yenilecek. Kokusu hakikaten harika biber salçasının. Böyle. Arkadaşlar, bu videoda da Hatay'a özgü biber salçasının yapılma aşamalarını izledik. Hatay'da biber acı önemli tatlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi biber salçamız hazır. Rengi ve kokusu da gayet güzel. Dilerseniz kahvaltıda zeytinyağıyla beraber veya dilerseniz yemeklerde de kullanabilirsiniz. Tadı da gayet güzel. Kısmen de acı diyebiliriz. Evet, bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.